Kıymetli Çay TV izleyicileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Efendim, Cuma Saati programında yine farklı bir konuyu, farklı bir konukla işlemeye çalışacağız. Bugün de Rize İl Müftüsü Muhterem İsmail Yalçın hocamızla birlikteyiz. İsmail Yalçın hocamızla Kur'an'a göre dini hayat. Bunu işlemeye çalışacağız. Malum, Allah Azze ve Celle insanı eşrefi mahluk olarak yaratmış, akıl nimetini vermiş, peygamberlerini göndererek kendi kurallarını insanlara iletmiştir ve insanlardan da sadece ve sadece bir şey beklemiştir. Kendisini tanımasını ve kendi kuralları çerçevesinde bir hayat yaşamalarını istemiştir. İnşallah bu programda bizler bu doğrultuda insanın dünyada neler yapması gerektiğini Muhterem İsmail Yalçın hocamızla konuşacağız. Ama konuya girmeden evvel İsmail Yalçın hocamızı tanıyalım. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk sayın hocam. Öncelikle bütün izleyicilerimizin bu güzel cuma gününü ve cumada yaptıkları ibadetlerin Allah'ın huzurunda kabul görmesini temenni ediyorum. Amin. Tabii ki biz görev yapmış olarak çok yerde yaptık. Hepsini anlatmak belki de mümkün değil ama birkaç cümleyle ya görev yaptığımız yerlerden anlatırsak, tabii ki İmam Hatip, Yüksek İslam Enstitüsü ve bunlar İzmir'de tamamlamıştım. Sonra müftülük imtihanları açılmış. Müftülük imtihanına girdik. Fakat müftü olarak tayin olamadık. 7-8 sene vaiz olarak çeşitli yerlerde görev yaptık. Evet, biraz da imam hatiplik yapmıştım. Ve ondan sonra İstanbul Haseki Eğitim Merkezi'ne gittik. Haseki bitirdikten sonra Malatya Hekiman ilçesine müftü olarak verdiler. Ve ondan sonra da peyderpey Balıkesir'in ilçelerinde Marmara, Gömeç, Savaştepe, Erdek ve ondan sonra da Rize'mize evet. Gelmiş bulunuyoruz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Tabii hakikaten Karadeniz'i hiç görmemiştim. Karadeniz'in nasıl olduğunu ancak televizyonlarda gördüğümüz kadarıyla biraz daha düzgün görüyorduk. Ama buraya geldiğim zaman ilk gittiğimiz yerde Kıble Dağı Mescidi olmuştu. Evet. Sarp ve çok yüksek dağların üzerinde atalarımızdan kalmış mescitler. Çünkü mescit Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle Allah'ın en sevdiği mahalleler, çarşılar mescitleri olandır. Ve hoşlanmadığı sokaklar, çarşılar ise mescitleri olmayan yerlerdir diye ifade ediyor. Ve ben her zaman çok kullandığım bir şeydir. Çünkü çok dikkatimi çekiyor. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha çok bulunduğu mekanlarda örnek vermiştir ashabına. Ben bena lillahi mesciden kemi fasıkı tatin ben Allahu lehu kasran fil cennet. Hadis-i şerifinde de ifade ettiği gibi kim Allah rızası için bir mescit bina ederse işte Suudi Arabistan'ın çöllerinde ve develerin yaprağını yediği dikenli ağaçlar onların tepesine konar ve yuva yapan çok küçük bizim bugün bildiğimiz bülbül gibi bir hayvan, onun yuvası kadar kim bir mescit yaparsa Allah da uhrevi hayatta onun için saray ikram edecektir. Onun için tabii ki Rize'ye geldiğimiz zaman tamamen değişik bir toplumla karşılaşmış bulunduk. Tabii daha önceden de arkadaşlarım vardı, oturup kalktığım kimseler vardı. Tabii onlarla sadece Rize'yi değerlendirmek belki hata olabilir. Ama geldiğimiz yerler olarak Rize'yi gördüğümüzde muhteşem bir
güzellik, sokaklardaki insanların bize karşı olan saygı ve muhabbetleri, vaaz-ı nasihatlerden sonra caminin içerisine sıraya girip tebrik etmeleri bizi çok duygulandırdı. Ve onun için tabii ki geçen bir programda da söylemiştim, yine söylemek isterim tabii ki. Memleketimize gittiğimiz zaman izine falan, işte nasıl durum Rize'de? Tabii ki bulunduğum mekan olarak dediğimiz şuydu. Kur'an biliyor musun, bilmiyor musun suallerini sorardık bizim bölgemizde. Ama burada böyle sorduğum zaman gülüşmeler, gülümsemelerle karşılaştım. Neden? Dediler hocam burada biz hafızızdır hep hemen eyvallah, çoğunluk. Eyvallah. Onun için Rize bizim için de zaten onur kaynağı olan, yani biz din görevlileri evet, olarak, tabii Diyanet İşleri Başkanımız, din gönüllüleri olarak cemaati, dini anlayışı öne çıkarırız. Bundan dolayı Rize'mizi tebrik ediyorum. Bundan dolayı da daha belki de teşebbüs aşamasında ama fakat tabii bazı şeyleri yerine getirmeye başladık. İşte baktım icazet merasimleri Kültür Sarayı'nda veyahut da başka yerlerde yapılıyor. Baktım tabii bu kadar insanların da teveccüh etmesi, öyle Zavandikli Mustafa Efendi Hazretleri'nin o şeylerini gittiğim zaman tabii Diyanetimize bağlılar. İcazet merasimlerini her taraf dolduğunu, sadece kızlar için gelen kadınların doldurduğunu. Evet. Demek ki dedim erkeklerle beraber olmuş olsa herhalde böyle 2-3 tane yer olması lazım ki bu işi başarabilesiniz diye. Sonra aklıma geldi bir gün akşam. Dedim statta yapsak bunu ve tabii statta yapsak deyince arkadaşlarımla danıştım. Ben ne kadar düşünsem de bu iş kolektif bir, komplika yapılması gereken bir iş. Tabii. Onun için İstanbul'da tanıdığım arkadaşlarım vardı, onlara sordum. Hepsi de çok güzel olur dediler. Rize'mizin tanıtımı ve bir de bizim için tebliğ ve ümmet anlayışı. Eyvallah. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah küntüm hayra ümmetin vel tekün minküm ümmetün ayetleri bizi bunu işaret ediyor. Bundan dolayı bu şekilde bir girişimde başlattık. İnşallah Rizelilerin yardımlarıyla bu güzel statta yapacağımız, yani futbol sahasında yapacağımız bu emeği Rabbim boşa çıkarmaz. İnşallah. Onun için duygularım bu yönde. Çünkü Rize'deki bu atmosferi, bu coşkuyu, bu enerjiyi ben görebiliyorum. Ve yapacaklarını da inanıyorum. Size de yardımcı olacaklarını inanıyorum. Tabii ki belki de şimdi söylememiz uygun düşer düşmez bilmiyorum ama netlesin daha sonra olsun. Söyleyelim yani şey olarak birinci kızımızı, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı hafızlık imtihanı, belge imtihanında birinci olanlara kız ve erkek birer tane taksi hediye etmeyi düşünüyoruz. İnşallah Rabbim orada da bizi mahcup etmez. Abi, inşallah. Çünkü yıllarca birileri, bazıları işte olimpiyat veyahut bir şeyler yapıyorlar. Salonlarda, sahnelerde, statlarda ve milyarlar para harcanıyor. Yani bu bir sosyal faaliyet yapıyorsa muhakkak para harcanacak. Bizim hafızlarımız var, şu anda 500'e yakın. Bunların bir kısmı elense dahi, yani belge alamasa dahi büyük bir gün belge alacak demektir. Evet. Onun için burada neden bir Kur'an ziyafeti verilmesin ki hafızlar ziyaret hafızların böyle bir şey yapılmasın. Komplika bir olay muhakkak. Çok güzel bir şey olacağını inanıyoruz. Bunun için
o gün belki de sabahtan gece yarısına kadar bir güzel bir Kur'an havasını, Kur'an ziyafetini bu insanlık yaşaması gerekir ve yapılması da gerek inanıyorum. Bundan dolayı tabii ki o gün yapacağımız bu etkinlikler bir Allah'ın rızası için. Amin. Yani bir Allah'ın rızası olmayan hiçbir şey bizim duygu ve düşüncelerimizde, benliğimizde olmaması gerekir. Amin. Çünkü her şeyi Rabbim dizayn ediyor. Rabbim koyuyor, bizi yaratan O. Yarattığı kul olarak da biz O'nun dinine hizmet etmek, O'nun dinini tebliğ etmek ve O'nun istediği, Rabbimizin istediği ümmet anlayışını hakim kılmak mecburiyetindeyiz. Yani tanıtımı bu şekilde belirtmiş olayım. Mükemmel bir hizmet olur hocam. Evet. Allah razı olsun. İnşallah. Hocam genel itibariyle gerçekten Rize'de her bayırında, her çayırında, her dağında Kur'an kurslarımız var. Kur'an hizmeti var. Bu son yıllarda sizden önce görev yapan Yusuf Doğan hocamızla başladı. Bu 4-6 yaş grubu şimdi hızla devam ediyor. Rize'de bir çığır açtı. Yani inşallah bunların hepsi Allah'ın rızasını kazanmak için, onun dinine hizmet için olacaktır diye düşünüyoruz. Evet. Muhterem hocam, sorumluluk sahibi olan bizler, sorumluluk bilincinde hareket etmemiz gerekmektedir. Kur'an'a göre dini hayat dedik. Kur'an'a göre dini hayat nasıl şekillenmesi lazım? Şimdi baştan önceki belirtmiş olduğunuz durumlar için, Kur'an kurslarım için birkaç cümle ifade etmek gerekiyor. 4-6 yaş arası. Biz tabii bunu geçmiş olan tarihimizde, öyküyle bahsettiğimiz tarihimizde Sıbyan Mektebi olarak geçiyor. Şimdi tabii bunları daha çok okul öncesi öğrenim ifade ediliyor. Bazıları da kreş olarak ifade ediyor. Ama kreş kullanması esasında uygun değil. Çünkü Hazreti İsa'nın doğumunda vaftiz edildiği yer olarak ifadesi var. Lügatlarda veyahut da araştırmış olduğumuz, bakmış olduğumuz kitaplarda kelime anlamı itibariyle. Biz tabii ki okul öncesi olarak hani şu anda işlemlerimizi yürütüyoruz. Tabii Sıbyan Mektebi güzel bir şey. Bizim dinimiz, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten çocuk için çok önemli ifadesi vardır. Küllü mevludin yüledu ala fıtra. Fıtratül İslam diye takdir edilmiştir. Her doğan çocuk İslam fıtrat üzere doğar. Zaten bu anlayış vardır. Onun için bir de ben şurada antiparantez ifade edeyim. Hafızlığı konuşuyoruz. Bugün bakıyorsunuz küçücük çocuklar, 3 yaşındaki çocuk devasa Kur'an-ı Kerim'i 6600 küsur ayeti o küçük yaşında 4-5-6 yaşlarında, ben mesela bir tanesi de çok ilginç, 3 yaşında İstanbul'da bir çocuk hafızlığı bitirdi. Yani bunu şöyle ifade ediyorum, Cenab-ı Allah bizi İslam fıtrat üzeri yarattığı gibi çocukluğumuzu o kimliğimizle beraber Kur'an eşittir insan. Varlık, yaratılmış olan varlık, insan. Yani ona tıpatıp, evet. Yani nasıl bir insan 6600 küsur ayeti o küçük 3 yaşında, 5 yaşındaki, 6 yaşındaki, 7-8-10 yaşı diyelim nasıl ezberleyebiliyor? Benim hafsalam bunu yani çok hayret ediyorum. Demek ki Cenab-ı Mevla yarattığı kuluna Kur'an'ı gönderiyor. Kur'an eşittir, o insanın eşdeğeri oluyor. Yani olmazsa olmazı oluyor. Muhakkak olması da gerekiyor. Bundan dolayı Osmanlı'daki Sıbyan Mektebi çocuklarını tablolarda, resimlerde gördüğümüz zaman hep hafızlığını bitirmişler. Çocuklar hep küçük çocuklar. Küçük çocuklar. Evet. Demek ki Cenab-ı Allah biz kullarını o Kur'an'ı Kur'an eşittir insana hitap ettiğinden dolayı
bu anlayışı Cenab-ı Allah bizim sanki cip olarak beynimize yerleştirmiş, kalbimize yerleştirmiş, çok kolay bir şekilde o Kur'an'ı hıfzedebiliyoruz. Ama bakıyorsun, başka bir şey yapalım. Başka bir kitaplar okuyun bakalım. 6000 küsur hani böyle paraf, paragraf veyahut da özür dilerim. Estağfurullah. 600 sayfa olan bir kitabı çocuğu ezberlettirin. Çocuk aklını kaybeder. Ezberleyemez. Bugün ezber, yarın unutabilir. Cenab-ı Allah bu Kur'an'ını işte bu insanlık için. Şimdi diyelim ki Kur'an bizim hayatımızda, sizin sorduğunuz suale gelelim. Yani birbirini bağlantılı. Evet. Demek ki Kur'an bizim hayatımıza hitap ediyor. Biz de Kur'an'a bağımlıyız. İkisi bir insan, o insan Allah'ın gönderdiği bir kelam ve bununla yaşama hani tarzı. Evet. Bunu belirlememiz lazım. Çünkü neden? Her insan, her varlık, her toplum, her millet diyelim, belli bir anlayış içerisinde hayat standartları, ölçülerini koymuş. Ama şöyle, ama böyle. Şimdi biz Müslüman olarak, mümin olarak temelde İslam fıtratı üzerine doğduğumuza göre, şimdi bizim hayatımızı dizayn edecek bir şey lazım. Ben yapamam ki. Ben bir beşerim. Ne yaparım ben? Benim konuştuklarım veyahut da yazdıklarım bile birilerine göre yanlış olur. Ben bir siz kendi kafamdan bir fikir beyan etsem, siz bile karşı gelirsiniz. Diyebilirsiniz ki, hocam öyle olmasa, hani olmadığını ben, evet, hani kabul edeyim ya, bu şekilde düşünüyorum diyebilirsin. Eyvallah. Çünkü benim kelamım bir yaratılmış olan varlığın kelamıdır. Ben onu beceremem. Yani insanın fikri, düşüncesi hocam, Kur'an'a göre değerlendirildiği zaman Kur'an'a yakınlığıyla iyilik kazanır veyahut da değer kazanır. Tabii. Kur'an'a uzaklığıyla o kadar değersizdir. Çünkü bugün dünyadaki savaşlar bile din savaşıdır. Eyvallah hocam. Bugün diyelim işte büyük Orta Doğu projesi bir dil anlayışına bağlıdır. Ama yanlış ama doğru. Evet. Ama hani birileri ortaya atmış. Onun için biz o insanlar bile böyle bu dini anlayışla dünyayı düzen vermeye çalışıyorsa Müslüman olarak da biz de muhakkak ki o kuralları işletmemiz lazım. Bizim de bugün Yahudi alemi neye göre yapıyor? Tevrat, Zebur, İncil. Evet. Ona göre dizayn ediyor hayatını. Eyvallah. O zaman bizim de Kur'an'ımız var. Kur'an'ımız var. Kur'an insanların hayatını dizayn eden bir kitaptır. Hayat kitabıdır. Ölülerin kitabı değildir. Ama biz şu anda Kur'an-ı Kerim'i almış getirmişiz. Hayatımızda bir dünya anlayışı olarak, yani ölülerle hitap edilen bir kelam olarak görüyoruz. İşte cenazeler oluyor. Hiç adam hayatında namaz kılmıyor. Hiç ibadet yapmıyor. Eğer bir cenazesi olduğunda cenazesine hemen müdahale ediyor. Evet. Yani kabirlerde okunuyor. Kabristanlarda okunuyor. Evlerde işte bu anlayış hakim olduğu için o kişilerde evlerinde birkaç günde Kur'an okutuyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim hayat kitabıdır dedik. Mesela 5 vakit namaz kılıyoruz. 5 vakit namaz kılmada herhalde Elem Tera'dan Nas'a kadar okusan bütün namazların kabuldür. Eyvallah. Hani diyelim Fatiha'dan sonra Zamm-ı Suri. Şimdi bu kabuldür. Demek ki sadece namaz kılmak için gönderilseydi Hazreti Musa'nın suhufları da bize yeterdi. İşte
Tevrat, Zebur, İncil de bize yeter. Hani öyle, hani o şekilde az da olsa. Çünkü ama onlar bozulmuş. Şu anda bizim hayatımızdan çıkmış ve geçmiş milletlerin hayatından değiştirilmiş. Şimdi bizim Kur'an'ımız var. Hiçbir Cenab-ı Mevla vaat ediyor ki onu biz indirdik, biz koruyacağız. Kıyamete kadar gidecek. Çünkü şu güne kadar da hiçbir harfinde, hiçbir harekesinde şunda değişim olmamış. Geliyor bize. Evet. Ve bizden sonraki nesillere de bunu aktaracağız inşallah. Çünkü ne diyor? Bizim vazifemiz ne? Bir tebliğ. Tebliğ olunca sen bu Kur'an-ı Kerim'i muhakkak gelecek nesillere aktarmak için gayret sarf edeceksin. Hizmet edeceksin. Bir de ümmet anlayışı için tabii bu gerekli olan bir şeydir. Bir topluluk, bir hani cemaatin üstünde bir ümmet. Şimdi bunu yaparken, bu şekilde bu anlayışı hakim kılarken mücadelen sürecek, devam edecek. Allah'a karşı vazifelerini Cenab-ı Mevla bu Kur'an'ı bize indirdi. O zaman biz bunu ne yapacağız? Ben vaat ediyor Cenab-ı Allah, kıyamete kadar da baki olacak. O zaman bunda bir şey var. Beş vakit namazı kılmak için birkaç ayet yeter. Fatiha'yı okursun, Zamm-ı Sure'yi okursun. Hepsinde inna ateyna kulüvallah yoksa yine namazın ne olur? Tamamlanıyor. Tamamlanmış olur. Ama tabii Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam namazlarında uzun sureler, orta, kısa sureler okumuştur. Hele bir sabah namazında veyahut da diğer namazlarda uzun sureleri de okumuştur. Onlar Cenab-ı Mevla, biz de okuyacağız namazlarımızda. İmamlarımız bunlar okuyacak tabii ki. Ama burada esas bir anlayış var tabii ki. İnsanların hayatını, ölçüsünü belirlemek. Şimdi Hristiyan, Yahudi alemi bakıyorsunuz, bütün her yerde uyguladıkları sistem temel dayanağı değiştirilmiş olan Tevrat, Zebur, İncil. Eyvallah. O zaman baki kalmış olan, baki kalacak, kıyamete kadar devam edecek olan bir Kur'an-ı Kerim. Cenab-ı Allah da içerisinde bize ayetleriyle ifade etmiş. Mesela diyelim ki Estaizu billah. Kullil müminine yahuddu min ebsarihim. Kullil müminati yahuddu min ebsarihinne. Ayet-i kerimeler. Amen. Şimdi Cenab-ı Allah ne diyor? Erkeklere söylüyor. Diyor ki, gezerken, tozarken etrafınızı bakmadan, istikametinizi yani harama bulaşmadan veyahut da başkalarının hatalarını görmeden dosdoğru git, başını eğerek git. Etrafını bakan insan veyahut onu bunu seyreden veyahut onların haliyle halleşmeye çalışan adam ne demektir? Ya o insanlar tenkit edecek veyahut da günah işleyecek. Eyvallah hocam. Kadınlara da söylüyor. O birinci kullil müminen yahuddu min ebsarihim. Bu erkeklere söylemiş Cenab-ı Allah. Evet. Kadınlara da söylüyor. Kullil müminat yahuddu min ebsarihim. İlâ akır devam ediyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimesiyle. İşte diyor ey kadınlar, yolda yürürken veyahut giderken gözlerinizi oraya buraya çevirmeyin. Yani günaha girmeyin. Aynı zamanda öteki berkinin kişilerin hatalarını veyahut da yapmış oldukları bazı hareketleri gözetlemeyin. Gerek yok ki bunu. Kendinizi ölçün, kendi değerlerinizi ortaya koyun. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerime yine. Diyelim ki bu bakmayla ilgili, öbür tarafında zina ile ilgili, öbür tarafında hırsızlıkla ilgili Kur'an'da birçok ayet. Ondan sonra Kur'an'da aynı zamanda minecizel ketebne ale ben İsrail'e ennehu men katele nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı fe keennema katelen nesi cemiya ve men ahya fe keennema ahyen nesi cemiya ile ahir. Şimdi Cenab-ı Allah burada bak şimdi Yahudilere hani söylüyor. Biz hayatımızı Kur'an'a göre dizayn ettiğimizden dolayı öyle söylüyorum. Her şeyimizi de ona göre ayarlamak mecburiyetindeyiz. Nasıl mı? Mesela
İşte bu anarşi ve terör veyahut da insanları öldürme veyahut da insanların canına kıyma. Bugün bakıyorum ben işte birkaç gün, 8 Mart'ta kadınlar günü vardı. Eyvallah. Yani 8 Mart kadınlar günü. İşte yaşlılar günü, kadın şeyler var lan işte yaşlı kadınlar için. Evet. Veyahut da daha değişik günler tespit ediyorlar. Yani birileri bir delikten girdiği zaman Müslüman o delikten girmeyecek. Evet. Bunu biz hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade etmişler. Evet. Birisi kertenkele yuvasından girerse sen de oradan girme diyor. Yani girme oradan. İlla sen bu şekilde olma diyor. Kimsin dedi? Merrateyn demiş mesela iki defadan. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bunun yanında bizleri ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de okumuş olduğumuz ayet-i kerimede Cenab-ı Allah öldürmeyin diyor. Kimseyi öldürmeyin. Bakınız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine çok hadislerini beyan etmişler. Bugün maalesef işte kadınlar günü, erkekler günü var mı bilmiyorum. Yani böyle bir şeyler. Bana biraz abartılı geliyor. Ya kadınlar günü diye bir şey olur mu Allah'ın aşkına? Kadınımız bizim 365 gün. Biz analarımızın elini öpmemiz lazım. Onların ayaklarını sıcak sudan soğuk suya koymaması için gayret etmemiz, bizim anamız 365 gün eli öpülecek. Ondan sonra bu kadınlarımız şereflidir insan. Cenab-ı Allah onları şerefli yaratmış. Neden hem de kadın erkek bir ayrım yapıyorlar? Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de ikisini bir söylemiş. Ayetiyle ayrı ayrı söylemiş. Tamam kadınlarla ilgili sure de var. Nisa suresi. Evet. Mümtehine suresi var. Nur suresi var. Ah, ama Cenab-ı Mevla onların özelliklerini anlatmış. Neden bugün kadınlar günü olsun ki 365 gün bizim şerefli kadınımızın günüdür ya. Biz onu her gün korumak, her gün onlara yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. Tamam 8 Mart geçti, iş bitti. Ondan sonra işte öbür tarafında anneler günü. Anneler günü de bir şey olur mu Allah'ın aşkına? Anneler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Arkanızda, sırtında gezdirin, Kabe'yi tavaf ettin, hakkını ödeyemezsin. Eyvallah. Ondan sonra kadınların hakkını ödeyebilir misin? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem annesiz babasız büyümüştür. Annesinin 6 yaşında babasını ana karnında kaybetti. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam anasız kaldı ama süt annesi vardı. Cirane bölgesinden süt annesi çıkıp gelirken 20-25 kilometre uzaktan Resul-i Ekrem haber aldığı zaman Resul-i Ekrem aynı çocuklar gibi sevinirdi. Benim annem geliyor diye. Evet. Şu merhamete bak. İşte Peygamberimiz bir anneler günü mü tayin etti? Hayır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o gelirdi o giderdi. 20-25 kilometre o günün şartlarında da o çölde yürümek vardı. Anaları götürmüşler huzur evlerine bırakmışlar. Şiirler yazmış şimdi şairler. Onlara analara da bakıyorum ben bir tanesini sordum. O şairin annesi şeydi. Huzur evinde. Allah Allah. Yani bugün almışlar götürmüşler huzur evlerini bırakmışlar. Bayramdan bayrağa şu televizyon kameraları çekiyor. Anneler gününde bahsediyor. Anne nasılsın diyor kamera oradaki spiker veya sunucu veya program hazırlayan kardeşimiz. Diyor ki evlatlarım daha yanıma gelmedi. Olur mu böyle bir şey? Böyle bir anlayış var mıdır? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi gelirken çocuklar gibi neşeleniyordu. Annem geliyor diye herkesi duyuruyordu. Ve geldiği zaman Resulullah arkasındaki cübbesini hiç kimseye çıkarmadığı halde annesinin altına seriyor. Anneciğim otur buraya diyordu. Evet. İşte biz Resulullah'ı tanısak Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanısak, Rabbimin bize gönderdiği o ölçüleri tanısak, bütün her şey bitecektir. Problemler ortada kalmayacaktır. Bugün problemi yaşamamızın neticesi, sebebi Kur'an ve sünneti yaşamadığımızdan dolayı. Cenab-ı Mevla da diyor, فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Tartıştığınız zaman, meselenin içinden çıkamadığınız zaman,
Kur'an ve sünnete müracaat edin diyor. Biz birilerine müracaat ediyoruz. Birilerinden bir şey bekliyoruz. Birileri şöyle yaparsa bu doğru olur diyoruz. Halbuki Cenab-ı Allah koymuş, bana göre de göndermiş o Kur'an-ı Kerim'i, yarattığı kulunu. Ben ona vardığım, müracaat ettiğim meselelerim hallolacak. Bugün nasıl yapıyorsunuz? İşte bakıyorsunuz, insan hakları diyorlar. Kim tanıyor ki insan haklarını? Kadın hakları diyorlar. Kadınları şu anda öldüren insanlar Suriye'de, Mısır'da, öbür tarafında işte dünyanın her tarafında, Irak'ta. Öldürenler kim? Kadın hakları. Kadın haklarını çıkaran Avrupa, kadın haklarını çıkaran Rusya. Bomba yağdırıyor insanların üzerine. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kainatın efendisi, diyor ki, savaş anında bir kadını öldüremezsiniz. Evet. Bir çocuğu öldüremezsiniz. Eğer lojistik destek vermiyorsa. Masumdur. Bir tane kişinin tinine dokunamazsınız. Evet. Halen ben bunu çok ilgiyle hani bilirim. Aliye İzzet Begoviç vardı. Tam bu Avrupa'nın ortasında, adaletsiz Avrupa'nın ortasında adalet temsil eden Aliye İzzet Begoviç. Allah onu gani gani rahmet eylesin. O büyük bir mücahitti. O büyük bir ümmet anlayışını insanlara ifade ediyordu. Diyordu ki Aliye İzzet Begoviç, size Sırplardan veyahut da Hırvatlardan veyahut da oradaki size saldıranlardan sakın ha kadınları öldürmeyeceksiniz. Çocukları öldürmeyeceksiniz. Talimat buydu mücahitlere. Kur'an'ı yansıtıyor. Bugün Avrupa'da, Avrupa'nın göbeğinde adalet dağıtıyoruz diyen insanlara örnektir Aliye İzzet Begoviç. Baksınlar, assınlar o Aliye İzzet Begoviç zamanında yapılmış olan o savaşlarda kadınlar öldürülmüş mü öldürülmemiş mi Müslümanlar tarafında? Öldürülmemiştir. Çocuklar öldürülmemiştir. Kiliselere bir şey yapılmamıştır. Havralar bir şey yapılmamıştır. Eyvallah. Ama Avrupa, adalet diyen o insanlar, kadın hakları diyen o insanlar, kadınları şu anda zalimce Suriye'de öldürüyorlar. Bombalar yağdırıyorlar üzerlerine. O insanlar kaçıyor Avrupa'da. Adalet bekledikleri o insanlara sığınmaya çalışıyorlar. Ama ben de diyorum ki, ey Suriyeli kardeşlerim, ey Irak'tan kaçan kardeşlerim, Suriye'den kaçan kardeşlerim, onlar size adaletin temsil ettiği anlayışıyla onların yanına gitmeyin. Çünkü onlar size adaletle davranmayacaklardır. Ve şu anda görülüyor. Üzerlerine işte zehir zemberek şeyler sıkıyorlar. Evet. Onun için Bosna'da onlar cami bırakmadı, yıkmadık, cami bırakmadılar. İbadethaneleri hep yıktılar. Müslümanları hep öldürdüler. Kız çocuklarını öldürdüler. Kadınları öldürdüler. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın edebi ahlakını kendini şiar edinmiş olan Aliye İzzet Begoviç talimat verdi bütün askerine, mücahitlere. Sakın, sakın ha savaş anında da olsa kadınları öldürmeyeceksiniz. Ama bugün işte görüyoruz, bundan dolayı biz bu kadınlarımız, kızlarımız için her günü değerli biliyoruz. İnsanımız bizim değerlidir, şereflidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah, bir an önce okuduğum, bizatihi minecizeli ketebne ala beni İsrail'e diyor. Evet. Bakınız. Diyor ki böyle, sakın diyor böyle böyle yapmayın. Ama onlar zalimce Müslümanları yıllardır öldürüyorlar. Yıllardır zulmediyorlar. Yıllarca Amerika'nın bilmem neresindeki hapishanede Müslümanları her türlü eza ve cefayı yapıyorlar. Ondan sonra çıkmışlar bir de adaletten bahsediyorlar. Adalet, onlar adaletten bahsetmeleri kendileri için ayıptır. Bu ikiyüzlülüktür. Mümin onun için ikiyüzlü değildir. Müslüman ikiyüzlü değildir. Kimsenin kuyusunu kazmaz bilen kişi, Allah'ın kitabını ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini hayatında hayat olarak kabul eden bir mümin kimseye eziyet edemez, işkence edemez, zulmedemez. Onun için biz de bu Kur'ani ve İslami hayatı benimsiyoruz. Anladım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam len tadillü me temessektum bihime kitaballahi ve sünnete rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Biz diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle
sapmayacaksınız, yolunuzu kaybetmeyeceksiniz, Kur'an ve sünnete yapıştığınız müddetçe. Kur'an ve sünnetle yaşadığınız müddetçe. Bugün Kur'an ve sünnetle yaşarsak memleketimizde, Anadolu'muzda kesinlikle hiçbir şey olmayacaktır kötülük namına. Hep iyilikler gündeme gelecektir. Şimdi muhterem hocam, o kadar güzel konuları işlediniz ki, konu konuyu açtı. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü koyan 200, hatta çok yüzlü Batı, Batı'nın fikir babalarına, kültürlerinin oluştuğu ana baba, Yunan kültürüne gittiğimiz zaman orada kadının ne kadar değersiz olduğunu görüyoruz. Kadına vermiş olduğu değerleri görüyoruz. Mesela Hristiyanlıkta hocam, gerçekten kendilerini dünyaya getiren kadını, hatta insana en büyük küfür söylemek, ona kadın demekle eşdeğer olarak tutulmuştur. Bunu görüyoruz ama diğer tarafta hocam, özür diliyorum, bir gün koyuyor, duruşu olmayan, kaynağını Kur'an'dan ve sünnetten almayan malum, bizler maalesef onların koymuş olduğu o sünni gündemde kendimizi kaybediyoruz. Kadına gerçek değerini biçen Kur'an'dır, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. İslam'ı kadın konusunda vurmaya çalışanlar kendi geçmişine baksınlar. İslam kadın İslam'la yüceldi. Allah'ın Resulü'nün hayatında mesela Hazreti Ayşe annemiz hocam, İslam kadını dört duvar arasına sıkıştırdı diyenlere en büyük cevaptır. En fazla hadis rivayet eden hanım sahabilerdendir. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Ama Allah razı olsun hocam, biz eğer Kur'an ve sünnete sarılmazsak onların oyuncağı haline gideriz diye düşünüyorum. Ben şimdi herhalde program saatimiz geliyor. Bir şunu söyleyeyim. Buyurun. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bambaşka. Amin. Rabbim inşallah onunla bizi bulaştırır. Amin, amin. Ben çünkü insanların hayatı günahla geçmiş olabilir. Hatalarla geçmiş olabilir. Ama dileğim var. O Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam ve ashabı, o halifeler, ondan sonra aşere-i mübeşşere, hele Mus'ab bin Umeyr, Hazreti Hamza, Allah'ım ya Rabbim. Böyle bir güzellikler. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bu çok ilginçtir. Men âle selâse benâd fe ettebevne fe ehsenevne dehelel cennet. Kim üç tane edepli, İslam'ı, Kur'an'ı yaşayan kız çocuğu büyütürse, onlara o İslami edebi verse, onlara güzellikte bulunursa, Allah onu cennetine koyacaktır. İnşallah. Bak şimdi. Ya kadın bu kadar değer veriyor işte Kur'an, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, yani İslam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor bu hadisi, sözü. Bir de Peygamberimiz çocuk doğduğunda, ya Resulallah işte şunun çocuğu doğmuştur. Ne dersiniz? Peygamberimiz diyordu ki, sıhhatli mi? Şimdi bu medeni yaşayan, medeniyet hani bahseden hani medeniler var ya, onlar medeni değil esasında da, ben başka kelime biliyorum da onu söylemek istemiyorum. Evet. Medeni demek şehirli, her şeyi bilen, güzellikleri sunan insan demek. Hani medeniyet, hani bunlardaki medeniyet? Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar şimdi ilk önce bana da sorduk, Allah korusun, Allah muhafaza buyursun. Bana siz sorsanız, hocam torununuz olmuş, kız mı erkek mi diye sorursunuz. Öyle bir yani bizim hani kültür değil bu. Bizim kültürümüzde böyle bir şey yok. Resulullah'ın bize sundukları bizim kültürümüzdür. Temel odur, Kur'an'dır. Kur'an menşeilidir. Kız mı erkek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç öyle sormamıştır. Demiş zaten ya Resulallah, oradan bedevin birisi gelmiş. Hiç merak etmiyor musunuz hani böyle kız erkek olduğunu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır demiş. Sıhhat olmadıktan sonra erkek olsa, kız olsa ne işe yarar? Eyvallah. Edep de sonunda olmazsa ne işe yarar? Tabii. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize böylece bunları sormuş, sunmuş, bu mesajları sunmuş. Ondan sonra kadın haklarını ilk koyan, daha Yunanlılar bilmiyordu, Yunanlılara göre Vatikan bile daha yakın zamana, şu anda da bir tane evlenen din adamını ne yapmıştır? Aforoz etmiştir. Evet. Evlenemezsin. Neden?
onlar birileri Havva validemiz Hazreti Adem'in cennetten çıkmasına sebep olmuştur hiyanetle suçlarlar. Onun için de kadınları bu şekilde ifade ederler. Ama perde arkasında kadın hakları diyorlar, özgürlükler diyorlar. Bizim neslimizi, kendi bozulmuş nesillerini bırak, bizim neslimizi de bozmak için gayret sarf ediyorlar. Onun için şunu da ifade edeyim. Bugün zaten herhalde internetlerde vardır, yani insanlarımız aradı mı bulurlar. Yunan felsefesi, Avrupa'nın temelini oluşturan Yunan felsefesidir. Bakıyorsunuz, o insanların işte düğünlerinde bile önceden söylenen söz, günahtan dünyaya geldim, ana karnı bak. Evet. Ya ana karnından dünyaya, nasıl günah oluyor bu? Papaz günah çıkarmada bu duayı ediyor. İşte yani o dua var ortada. Evet. Yani ben bunları onların için durdum, belli müddet oradan biliyorum, evet, yani. Evet. Ama medeniyetten bahsediyorlar. Eyvallah. Ve onun neticesinde de... O hangi günah hocam? Onların o ilk kabul ettikleri günah mı? Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın günahı. O da var. Tabii ki bugün farklı şeyler de söyleniyor ama Hazreti Adem'le Hazreti Havva validemiz, biz validemiz diyoruz bak. Evet. Müslüman, anladım, mümin olarak. Çünkü Peygamberimiz ne dedi? Küllü mevludin yüledü ala fıtratil, evet, İslam. Demek İslam fıtratı. Karnında da o İslam fıtratı üzeri geliyor. Bunu nasıl günah işliyor? Evet. Kadını bu şekilde yapan bunlar, söyleyen bunlar. Ya medeniyet, medeniyet dediğin İslam'da var, Kur'an'da var. Medeniyet Kur'an'da, İslam'da, Allah'ın kitabında. Kız çocuklarını topur topru, hani göz göre göre toprağın altında gömüyorlardı. O peygamberimiz gelmeden önce. Peygamberimiz geldi, işte en büyük kadın hakları savunuculuğunu yapan peygamberimiz Medine vesikasını koydu. Eyvallah. Orada kadınlardan bahsetti, haklarını bahsetti, ifadelerini bahsetti. Şimdi bilmeyenler kadını perde arkasında, yok öyle bir şey. Hatta özür diliyorum, veda hutbesinde son sözü kadınlarınız size emanettir dedi. Tabii. Eyvallah. Yani onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Rabbimizin kitabını biz tanıyoruz. En güzel hürriyet, en güzel adalet, en güzel sistem, en güzel kurallar o Kur'an'ın ve sünnetin içerisinde. Çünkü onu Cenab-ı Allah kendinden göndermiştir. Ne diyor Cenab-ı Allah? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُّهَى Peygamberimiz mantığından, anlayışından, ha ben şimdi bunu söyleyivereyim dememiştir. Vahiy, gönderilen vahiy ile her şeyi dizayn etmiştir. Ona göre dizayn etmiştir, ona göre söylemiştir. Evet. Bu son sözümle, son ifademle, evet hocam, Allah'ın ayet-i kerimesiyle ifade etmiş bulunuyorum. Tabii ki sizin bu güzel programınızda bu şekilde konuşmamı rahatlık verdiğinizden dolayı da size teşekkür ediyorum. Bu Çay TV'nin elemanlarına, başkanına, sahibine, yönetine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Bütün insanlığımızı kardeşçe yaşamayı Rabbim nasip eylesin. İnnemel müminune ihvetun ayet-i kerimesi doğrusunu yaşamayı nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Allah hepimize sağlık, afiyetler ihsan, amin, eylesin. Teşekkür ediyorum. Bütün seyircilerimize saygılarımı arz ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah nice programlarda beraberce Allah'ın dinini anlatmak vesile olur. İnşallah. Evet kıymetli Çay TV izleyicilerimiz, yine bir Cuma Saati programının sonuna geldik. Bugün konuğumuz Rize İl Müftüsü kıymetli İsmail Yalçın hocamızdı. İsmail Yalçın hocamızda Kur'an'a göre dini hayatı konuştuk. İnşallah başka bir günde, Cuma gününde, mübarek günde farklı konuları, farklı konuklarla işlemeye çalışacağız. Bizi izlemeye devam edin. Cumanız mübarek olsun efendim.